Cennete giden insanlar değişik derecelerle karşı karşıya gelecekler. Bir kişi cennetlik dediğimiz zaman herkes aynı mükafat, aynı seviyede bir karşılık bulmayacak. Bir noktaya ulaşamayacaklar. Farklı dereceler var. Cehennemde de böyle dereceler söz konusu mu? Evet, cennetin dereceleri, cehennemin dereceleri var. Cennette nasıl 8 kapısı olduğunu cennetin ifade ettikleri gibi cehennemde böyle dereceleri var. Mesela sadece cehennemde ateş yakmıyor. Azap sadece yakmayla olmuyor. Soğukla da yakma var. Cehennemde diyelim ki soğuk azabın yanında yılan, akrep gibi hayvanların sokması. Bu da hadislerde bunlar ifade ediliyor. Başına topuzla vurulmakla azap olunma var cehennemde. Aç bırakmak, zakkum yedirerek bağırsakları parçalanması. Vücutlar büyütülüyor, tekrar azaplar şiddetleniyor. İrinli su içme, gayya kuyusuna atılmak, uçurumlardan yuvarlanmak, zifiri karanlıklarda azap. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakılması, azapların her gün katlanarak çoğaltılması, sonsuza kadar azap edilmesi gibi. Bu cehennemin bunlar dereceler, cehennemde olan hususlar. Rabbim bütün inananları, insanlar bazıları inanırlar, bazıları inanmazlar. Rabbim bütün inananları böyle bir akıbetten muhafaza etsin. Cehennem sözü bile ne yapıyor insana? Soğuk geliyor. Cehennemin sözü bile bize soğuk geliyor. Gönlümüz şunu arzu ediyor. Hep cennetten bahsetsek, cenneti kazanacak yollardan, işlerden bahsedilse, biz esasında onu dikkat edersen, dinleyicilerimiz dikkat ederse, hep onu vermeye çalışıyoruz. Hep cennetin tabakaları, cennetin güzellikleri, orada nasıl bir şeye maruz kalırız, cennette nasıl mükafatlar elimize, önümüze geçer gibi şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Cehennemin de başında Malik bulunuyor. Cehennemin başında. Birinci tabakasına cehennemin, cehennem deniyor birinci tabakaya. İkinci tabakaya Sair. Orada farklı topluluklar diyelim azap ediliyor. Üçüncü tabaka Sakar. Dördüncü tabakası Cahim. Beşinci tabakasına Hütame deniyor. Altıncı tabakaya da Lazi'dir. Lazi. Orada müşriklere, hiç dini olmayanlara azap olunur. Hepsinin ayrı ayrı şeyleri var. Onlara çok teferruatla girmek istemiyorum. Cennetin de 8 tabakasından bahsediyor. Cennetin birinci katmanı diyelim, birinci tabakası adın. Lügatte bu ikamet ve ebedi yer manasındadır. Adın cenneti. Mesela Saf suresinde şöyle ifade ediyor. Böyle yaparsanız o günahlarınızı size bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Saf suresinin 12. ayeti. Uzun uzun tabi bunlar anlatılabilir fakat biz birer ayetle veya hadisle bu cennetin tabakalarını da ifade etmiş olalım. İkincisi Firdevs. Lügatta her çeşit bitkiyi cem eden bahçe bosta manasındadır. Ancak üzüm asmalarının bulunduğu bahçedir de denmiştir. Efendimizin ifadesi Allah'tan diyor cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin. Cennetül Firdevs. Firdevs cennetini isteyin diye Efendimiz Tirmizi'de geçen bir hadiste ifade ediyor. Üçüncüsü naim. Lügatte yaşayış, rahat, müreffeh olma. Nimet, bolluk, refah içinde yaşama manalarına geliyor. Yunus suresinde 9. ayetinde şöyle ifade ediyor Rabbimiz. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ise iman etmeleri sebebiyle Rableri onları altlarından ırmaklar akan naim cennetlerinde mükafatlandıracağı doğru bir yol üzere hidayete erdirir diye naim cennetiyle ilgili de Yunus suresinin 9. ayetinde ifade ediyor. Dördüncüsü meva. Cennetül Me'va, lügatta sığınacak yer, makam, yurt, meske manasına geliyor. Ayrıca bu tabakanın şehit ve müminlerin barınağı olacağı da ifade edilmiş. Secde suresinin 19. ayetinde şöyle ifade ediliyor Me'va cennetiyle ilgili. İman edip salih ameller işleyenlere gelince artık yapmakta oldukları karşılık onlar için bir ağırlama yeri olarak Me'va cennetleri vardır. Beşinci tabakası cennetin Hult. Lügatta da şöyle ifade ediliyor. Sürekli olma, sonsuz olma, süreklilik, ebedilik, bakilik manasındadır. Furkan suresinin 15. ayetinde bu hususta da şöyle ifade ediliyor. De ki, başınıza gelmesi muhakkak olan bu netice mi hayırlıdır yoksa takva sahiplerine vaat edilen, nimetleri asla kesilmeyecek olan kult cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. 6. tabakası cennetin Darul Mukame, lügatta asıl duracak yer, ebedi ikamet edilecek yurt, güvenli makam manasına kullanılıyor Darul Mukame. Fatır suresinin 35. ayetinde bu hususta şöyle ifade ediyor Rabbimiz. O Rab ki lütfundan bizi asıl oturacak yurda, cennete yerleştirdi. Artık orada biz ne bir yorgunluk dokunur bize ne de orada bize bir usanç dokunur. Fatır suresinin de 35. ayetinde. Zaman zaman işte şu olur mu bu olur mu diye tabii soran dinleyicilerimiz oluyor.
Sanki böyle cennette de alınacak nimetlerden yorulma gibi, üşenme gibi, sıkılma gibi bir durum olur gibi düşünen dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz, şunu ifade edelim ki orada ne bir sıkılma, ne bir üşenme, ne bir yorgunlukla karşılaşmayacağız asla. Rabbim orada orayı bir mükafat yeri olarak vermiş. Eziyet olan hiçbir şey orada karşılaşmayacağız. Yedincisi Darusselam. Lügatte emniyet ve selamet yeri, esenlik yurdu manasına geliyor Darusselam. Yunus suresinin 25. ayetinde şöyle ifade ediyor Rabbimiz bu hususta. Ve Allah sizleri selam yurduna, cennete davet eder ve dilediğini hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. 8. makam, İlliyun makamı lügatta şöyle ifade ediliyor. Cennetin en yüksek tabakası, ahirete giden tam kamil müminlerin yeri, hafaza meleklerinin divanları ismidir ki salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergah-ı rızaya en yakın olan derece manasındadır. Evet, cennette 100 derece vardır. Cennette 100 derece, her bir derecenin diğer dereceyle arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Tabi bunları böyle ahirete ait bilgilerin özellikle, oradaki mekanların ve zamanın dünya gözüyle, dünya anlayışıyla diyelim, vakit zaman olarak söylüyorum, anlaşılması tabii mümkün değil. Biz ancak bize verilen şu sınırlı aklımız, sınırlı idrakimiz diyelim ve görmemizle, işitmemizle Rabbimiz bir kısım ölçüler, bir kısım şeyler anlamamız için bir mistar, bir ölçek aracı olarak vermiş. Hepsini tam manasıyla anlamamız mümkün değil. Netice itibariyle şöyle bağlayalım. Cenneti kazandıracak amelleri acaba yapabiliyor muyuz? Ne kadarını yapabiliyoruz? Bunun muhasebesini yapıp inşallah Efendimizin ifadesiyle Rabbimden cennetül firdevsi isteyin. Hani öyle ifade ediyor ya hadiste. Rabbimizden cennetül firdevsi isteme, efendim illiyunu isteme, peygamberlere komşu olmayı, salih insanlara komşu olmayı arzu etmeli ve ona göre çalışmalıyız. Bu anlamdaki bilgileri ilk defa almış oluyorum cennetin tabakalarına ilişkin. Araştırdığımızda kitaplarda var. Yeter ki biz kitaplara müracaat edelim. Kur'an'a ve sünnete müracaat edelim. Her şeyi Rabbimiz en güzel şekilde bildirmiş bize. Biz oraya müracaat ettiğimizde eksik bilgilerimizi net olarak tamamlarız. Bir okuma meselesi, okuma fiilini tam manasıyla hayata geçirirsek inanıyorum ki birçok problemimiz ortadan kalkmış olacak. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.